Her yaştan bir oyuncu alarak takım kurduk. Her ülkeden bir oyuncu alarak da takım kurduk. Ve bunun gibi daha bir sürü videomuz var. Bugün de FIFA 22 kariyer modunda her overall'dan bir oyuncu alma Rebuild Challenge yapıyorum. Valla kanalımdaki bu konsepte bayılıyorum. Aslında belli challenge'lar koyarak kadro kuruyoruz kendimize. Bak iyi butonu şurada. Bu tarz başka videolar izlemek istiyorsanız oynatma listesini bırakacağım. Ayrıca arkadaşlar sizden bu videoya en az 10.000 like bekliyorum. Hep beraber trendlere girelim. Seçimlerimize 70 rating'den başlıyoruz. 70 rating'lik en iyi oyuncular burada. Ya da 70 overall'lık da diyebiliriz. Artık ne demek istiyorsanız. Biri İngilizcesi, biri Türkçesi. Bari yaşı genç birini alayım ya. Hah bak potansiyeller var burada. En potansiyellisi Esposito'ymuş. Esposito'yu görüyorsunuz. Takımımıza hoş geldin. 71 ratinglik oyuncular ekranlarda. Şöyle potansiyel diyelim. Nico Williams, Richie, Busio. Bak Busio'yu bir Rebuild'de almıştık. Çok iyiydi. Matondo. Abi bu Matondo Chelsea'li değil mi? Bir ara Chelsea'de oynuyordu. Çok büyük yetenek olacak dediler. Olmamıştı. Vallahi ben Nico Williams'ı alacağım. Daha önce hiç aldığımı hatırlamıyorum. Koçum Nico Williams'ı ya baksana. Arkadaşlar bu arada siz de benimle beraber takımlarınızı kurup yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle çok farklı takımlar ortaya çıkabiliyor. O yorumları okuması zevkli oluyor benim için. Şimdi abi potansiyel diyelim. Bu arada dur demeden önce burada bayağı tanıdık oyuncu var. Wagner Love, Hasan Ali, Muhammed Demir. Bak nerede bir şey vardı? Podolski vardı. Hah, Lucas Podolski. Ama biz tabii ki potansiyelli adam alalım. Quanchao, Francisco Quanchao var. Niyazu var. Elenga var. Direkt Elenga'yı alalım mı? Elenga'cım gel koçum sen. Gel. Var ya daha 90'lara kadar gideceğiz. 92-93 ratinglere kadar çıkacağız. Şu an hala 73'teyiz. Yavaş yavaş baba yavaş yavaş. Atiba Hutchinson var burada tanıdık. Potansiyellilere bakalım. Cherki, Elliot, Carvalho, Singo. Bence burada bir Rens gider. Hani hem sağ bek hem sol bek oynayabiliyor. Bu ratinglerdeki seçimlerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında yedeklerimizi diziyoruz. Toplamda 24 oyunculu bir takım olacak aşağı yukarı. Bence bu yüzden önemli. Ya siz de kendi seçimlerinizi yaparken dikkatli seçin. Gerçekten önemli çünkü. 74 ratinge geldik. Klişi var. Gael Klişi. Ah ulan. Servet FC'de oynuyor. Servet FC hep böyle ismi Servet olanların takımı gibi. Böyle saçma sapan bir düşünce kafamda. Aaaa! Karim Adi, Gonçalo Ramos da var. İliç, Delevega. Çok tanıdık Wonderkid'ler var burada. Morato'yu alacağım. Morato takıma hoş geldin. 75 rating oyuncular karşınızda. Yine potansiyele basalım. Kubo, Curtis Jones, Lukeba, Broha, Süleymana, Velasco. Hepimizin bildiği adamlar. Bak hepimiz biliyoruz. Sanki bir Curtis Jones akar ya. Adamın yüzünü de oyuna eklemişler. Hoş geldin takıma. Oo, baba var burada. 76 ratingde baba Quaresma var. Dün hayal kırıklığı yaratan futbolcularla bir video çekmiştik. Hani eskiden Wonderkid olup şimdi hayal kırıklığı yaratan futbolcuları konu almıştık. O videoyu izlemediyseniz izleyin. Orada Quaresma da var. Kesinlikle o videoya bakın. Ben potansiyel olarak sıraladım şimdi futbolcuları. Pino, Solomon, Olise, Damsgaard. Bu tarz oyuncular var. Solomon her mevkiyi oynuyor abi. Bu nasıl bir adam? Sol kanat, sağ kanat, ofansif orta saha. Neyse ben Damsgaard'ı istiyorum. Onu gözüme kestirdim. Seni seçtim Damsgaard. Temiz çocuksun sen. Dostlar yavaştan hızlanalım mı? 77 reytinge geldik. Artık bayağı arttı reyting. Gomis var, Dani Alves var, Sokratis var. Burada bayağı tanıdık adamları görüyoruz. Potansiyel diyelim. Gavi, Madueke, Brian Gill, Reyna. Gavicim takıma hoş geldin. Oğlum her reytingde tanıdık adam görüyoruz ya. Negredo ile Micho burada. Tamam dur potansiyel diyeceğim. Yalnız bak bu Watkins Ballon d'Or videosunda Aston Villa'nın başına geçmiştim. 92 rating olmuştu biliyor musun? Dinamik potansiyelle manyak bir şey olmuştu bu. Tabii ki almayacağım ama yani öyle bilin istedim. Şimdi Graham Berch, Vitinha, Martinelli, Inacio, Hudson Odoi. Bak Hudson Odoi zamanında canlı yayınlarda Hudson Odoi'cular vardı. Hudson Odoi'cu vardı hatta. Buradan Cincinnati'ye selam yollamış olalım. Hudson Odoi almamı istiyordu sürekli. Ben şimdi Graham Berch'i alayım mı direkt ya? Martinelli de çok iyi. Stoperleri sağlam yerden alalım, yedekleyelim. Gonçalo Inacio iyidir. Martinelli falan da çok iyiydi ama stoperlerin son şeyini almak istedim. Hani bundan sonra yüksek ratingli stoper alırız. 79 ratinglik oyuncular. Benjamin White, Tapia, Herrera. Dur bakayım şuradan potansiyel diyelim. Ansu Fati, Musiala, Guardiola, Kamavinga. Oho! Darwin Nunes. Gel baba sen. Sen gel. Hayırlı uğurlu olsun. 80 ratinge kadar ulaştık. Şu ana kadar 10 futbolcu seçtik değil mi? 80 ratingden Konate, Mendes, Zaniolo, Rodrigo, Pedro Porro. Çok iyi isimler var. Sen var ya direkt ilk 11 bile oynayabilirsin Porro biliyor musun? Niye Manchester City'de gözüküyorsun? Yeni mi transfer oldu? Kirada.
Sporting direkt Manchester City'ye mi kiralamış? Bu adam harbiden Sporting'de başlıyor oyuna. Neyse, 81 ratinglere geçiyoruz. 81 ratinglik oyunculara geldik. Yine çok iyi isimler var. Potansiyel diyeceğiz. Pedro Gonçalves. Ooo adamım burada. Gabriel Tierney. Ne yapsak ya? Tchouaméni'yi adamım dedim. Ama daha geçen gün onunla bir rebuild yapmıştık. Bu yüzden Zakaria'yı alacağım. Zakaria'nın şöyle bir özelliği var. Stoper'de kendi mevkisinden daha yüksek oynuyor. Hani zorda kalırsak onu stoper oynatabiliriz. Vallahi en kritik yerlere doğru geliyoruz dostlar. Şimdi 82 şöyle yazıyorum, filtresini girdim. Hakan Çalhanoğlu, İshak, Manolas, Palhinha. Potansiyel deyince kimler var? Rafael Leao, Wirtz, Tonali, Bellingham. Oho! Jude Bellingham, gel bakalım takıma. 83 ratinglik oyuncular ekranlarda. Dembele, Felix falan var. İbra Reis de burada ha, aman. İbrahimovic 83 rating değildir. 83 rating İbrahimovic'tir arkadaşlar. Evet, potansiyel dedik. Ferran Torres var burada. Biliyorsunuz Pique ile aralarında kesin bir hasım vardır şu an. Çıkan haberleri duymuşsunuzdur. Ben üstüne konuşmak istemiyorum daha fazla. En mantıklısı Felix'ti abi. Bu yüzden Felix hoş geldin. Seni çok sevmem biliyorsun ama belki bu videoda böyle bir aramız şey olur, iyileşir. 84 ratinglik oyuncular ekranlarda. Ooo Chiesa var. Dur bakayım, potansiyel diyelim. Foden, Pedri, Havertz, Vinicius Junior mısın be? Vini gel bakalım oğlum, gel. 85 ratinglik oyunculara geldik. Ya da 85 overall'lık oyuncular, artık her neyse. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Bak gerçekten. Ben rating demeyi daha çok seviyorum. Ama genelde insanlar overall diyor galiba. Neyse, potansiyel dedik. Maignan, Martinez, Sancho, Diego Jota, Hakimi, Delikt. Üf yani. Hocam kaleye Maignan çekip yüksek ratinglilerde kaleci almasak mı hiç? Hani öyle bir şey mi? Ne dersin? O hakkımızı başka oyuncularda kullanırız abi. Maignan hoş geldin. 86 rating, Pogba, Sané, Szczesny, Koulibaly diye gidiyor. Şöyle bir potansiyel diyelim. Nkunku, Laporte, Sané, Rüdiger var. Stoper'de de hala yüksek ratingli adam almadık değil mi? Rüdiger, sen gel takıma, lazımsın bize. 87 ratingde Bernardo Silva, De Gea, Fabinho, De Jong gibi oyuncular var. Çok iyi yere düştük. Valla orta sahaya bir De Jong gidebilir aslında. Lazım yani. Trent'i alıp onu orta sahada oynatabiliriz. Trent gelsin mi ya? Gel Trent. Şaka maka, artık yavaş yavaş seçimlerin sonuna geliyoruz. 88 ratinglik oyuncu seçeceğiz. Modric, Kroos, Ter Stegen, Navas, Marquinhos diye gidiyor. Ooo, Erling Haaland var burada. Ama şimdi santrfora başkalarını alabiliriz. Bugün Haaland'ı almayacağım. Bu ratingden en mantıklı seçim Ruben Diaz'dı. Takıma hoş geldin. 89 ratinglik oyunculara geldik. Zaten fazla yok. 88'de de böyleydi. Hani artık seçim için fazla şeyimiz yok. Anladın sen, alternatifimiz yok. Yani sola Mane'yi alabiliriz. Orta sahaya bir Casemiro gelebilir. Onun Manchester United'a gideceğini bilmiştik biliyorsunuz ki. Kainlik yaptık yanlışlıkla ya. Hugh Minson, takıma hoş geldin. 90 ratinglik oyuncular Kante, Neymar, Van Dijk. Seni ofansif orta saha oynatacağım Neymar. Hoş geldin. Oğlum artık harbiden 2-3 seçim hakkımız kaldı ha. 91'deyiz. Ronaldo, Benzema, De Bruyne, Salah, Mbappe. Vallahi Ronaldo'yu alacaktım ama bize bir orta saha lazım. Bu yüzden belki de dünyanın en iyi orta sahası Kevin De Bruyne, takıma hoş geldin. 92 ratinglik oyuncuları görüyorsunuz. Hala santrforda en iyi oyuncumuz Nunes. Bu yüzden Robert Lewandowski, takıma hoş geldin. Hem Ronaldo'yu hem Messi'yi, ikisini birden almadım. Birini alıp diğerini almamak çok ayıp olurdu çünkü. Ayıp olmazdı ama ne bileyim abi, sonra sıkıntı çıkıyor işte. Dostlar, 93 ratingli oyuncu yok görüyorsunuz. Ben Mbappe'yi hiç gördüğümü hatırlamıyorum ya. Mbappe'yi niye hiç görmedik? 91'de miydi? Evet, en aşağıdaymış. Mbappe sana çok kılım bak. Dostlar şimdi kadro kuruldu. Sizden yorum ve like bekliyorum kesinlikle. Yorumlara kadronuzu yazıp videoya beğeni atmayı unutmayın. Hemen şimdi kariyer moduna geçiyoruz. Oyuncu seçmeye 70 ratingden başlamıştık. Ama benim içime sinmedi. Kayıt kapalıyken gittim. Gerçekten oyunda bulunan her overall'dan bir oyuncuyu topladım. Düşün artık 45'lere kadar indik. 45'ten düşük adam yoktu. 46, 47, 48 böyle devam ediyoruz. Hepsinden birer tane aldık. Arada Türk oyuncularımız da var. Bartu Elmaz, Emre Demir, Ahmetcan Kaplan, bu oyuncuları da ekledik. Sonrasında zaten videoda seçtiğimiz oyuncuları da ekranlarda görüyorsunuz. Ben size dizilişimizi göstermek istiyorum. Aşırı ofansif bir kadro oldu. Hala like atmadıysanız bir bekliyorum artık, bir beğenin videoyu lütfen. Yani birazcık böyle asimetrik bir diziliş ayarladım. De Bruyne burada, Kumandan arkadan oyunu kuracak.
Önünde Neymar, ofansif orta saha, solda Vinicius Junior. Burada bir Brezilya bağlantısı yaptık. Sağda Huminson. Sol kanat aslında adam ama onu sağ kanat oynatacağız. Önünde Felix, ofansif orta sahanın önü, hani böyle forvet arkası gibi oynuyor. En uçta Lewandowski, sol bekimiz Porro, sağ bekimiz Arnold, stoper ikilimiz Ruben Diaz'la Rüdiger, kalede Maignan. İnanılmaz bir takım bence. Ya bir tek en zayıf halkamız Porro. Belki bir tane bek seçebilirdik daha iyi. Yapacak bir şey yok. Yedeklerimizi de görüyorsunuz. Rezerv oyuncular da ekranlarda. Çok oyuncumuz var. Şöyle Damsgaard'ı falan şeye alalım, yedeğe alalım. Yedeğe almasak bile üstte dursunlar abi. Gözümüz görsün bu adamları. Hah, şöyle Elanga falan yukarı gelsin. Dostlar, kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın grubuna koydum. Zaten artık klasik, biliyorsunuz. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Direkt olarak Ocak ayına simüle ediyoruz. Sizce bu videoda Şampiyonlar Ligi'ni kaçıncı sezonda kazanacağız? İlk sezonda kupa gelir mi? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ocak ayına geldik. Bakalım takımımız ne yapmış? Şampiyonlar Ligi grupları çok önemli. Umarım çıkmışızdır, çıkmışız. Ama ikinciyiz abi, nasıl oluyor ya? Daha iyi olmamız lazım. Paris'le eşleşmişiz. Onların Neymar'ını almıştık. Yani sıkıntı. Sıkıntı. Burada elenebiliriz. Gerçi bizim takım da hafife alıyoruz ha, biz bizim takımı söyleyeyim. Porro'ya bir ters kanat mı versek ufaktan? Araya böyle araya bir ters kanat mı atsak acaba Porro'yu? Sol bek olarak çalıştırsak ne oluyor? 2 hafta diyor. Porro, sen bir sol bek ol harbiden ya. Cidden sol bek ol yani. Sağ bekte çünkü Arnold var. Seni şey yapamıyoruz. Kadro merkezine girelim. Paris eşleşmesi öncesi bakalım. Felix takımın en golcü oyuncusu olmuş. 12 gol 2 asist. Neymar 11 gol 5 asist. Lewandowski 9 gol 2 asist. Elenga'ya bak. Aradan girmiş 5 gol atmış. Huminson Elenga'dan az maç oynamış. Herhalde sakatlandı, bir şey oldu ya. Büyük eşleşme öncesi takımıma güveniyorum. Bu arada Austin FC'yi seçtik takım olarak. Çünkü renkleri hani böyle overall renklerine benziyor. Hani yeşil falan, anladın mı? O yüzden şimdi Paris maçı çok kritik. Hemen böyle bir simüle edelim. Direkt simüleye verdik. 3-2 yenildik abi ilk maçı. 90'da Tielemans abi, ne alakasın ya? Hadi oğlum, sizin yapmanız lazım bu işi ya. Porro. Porro neredesin oğlum? Sana sol bek vermiştik. Olmuşsundur sen. 7 haftaya çıkmış lan. 2 hafta gözüküyordu adamın sol bek olması. Ne kadar saçma. Sol kanat beki ol o zaman. İkinci maçta bunları fena yapmaya geldim. Çok pis yapacağım bunları var ya. Yapamadım. Ya Lewandowski ne yapıyorsun? Hayır ya. Oyarzabal 2 tane atmış, bir de Mbappe gol atmış. Eliyorlar bizi ilk sezon. Abi madem öyle, oyuncularımızın gelişimine bakacağız bundan sonra. Yapacak bir şey yok. Vinicius'cum, hemen sen bir sağ kanat olarak çalış. Ya da çalışma ya. Sen zaten gelişeceksin. Tamam, normal gelişirler bunlar. Sezon sonuna doğru gidelim direkt. İlk sezonumuzun sonundayız. Ligde de 3. olmuşuz zaten. Liverpool'a bak, 91 puan. Biz 79 puandayız. Emirates FA Kupası'nda yokuz. Karabağ Kupası'nda yokuz. Şampiyonlar Ligi'nde zaten elendik ve Paris Saint Germain direkt kazanmış. Bizi eleyen takım şampiyon oldu ya. Son 16'da bunlarla denk geldik abi. İnanılmaz bir şey. Bu arada Karagümrük Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda herhalde öyle bir şey mi olmuş? Ne olmuş? Evet. Ve Real Madrid'i geçmiş Karagümrük. Bazen rastgele takım atıyor arkadaşlar gruplara. Vay be. Pedro Porro, yani sen var ya, başıma bela oldun ya. Oğlum niye senin reytingin gelişmiyor? Dalga mı geçiyorsun? Şöyle sol kanat beki ol. Bundan sonra da sağ kanat beki olarak çalış. Hadi bakayım. Sorun çıkar mı orada? Bak hala eksi 4. Kim oynuyor oğlum bunun yerine? Rens mi oynuyor? Artık sen oynayacaksın Porro. Allah Allah ya. Başımıza bela oldu. Şimdi Premier Lig'de gol krallığında Neymar 3. Lewandowski'yi görüyorum. O da 20 gol atmış. 6. olmuş. Asist krallığında De Bruyne 6. Gol yenmeyen maçta Maignan Schmeichel'la beraber 1. olmuş. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Yani burada yalandan bakıyoruz, yokuzdur. Anladın hani, yalandan öyle bir bakalım. Neymar Junior. Allah Allah. Asist krallığında üstlerde. Gol krallığında da Felix'i görüyoruz üstlerde. Yine fena değiliz. Verimlere de bakalım takım içinde ne olmuş. Neymar Junior 30'a 7. Lewandowski 27'ye 8. Felix 17'ye 6. Huminson çok düşük yapmışsın ya. Allah Allah, niye böyle oldu? Neyse, biz ikinci sezonumuza geçelim. İkinci sezonumuzun Ocak ayındayız. Bu sezon daha güçlü geleceğiz umarım. Hiç Şampiyonlar Ligi gruplarına falan da bakmadım. Birinci çıkmışız. Sporting ile eşleşmişiz. Gayet güzel. Takımımız ne? Oha abi, ne oluyor? Lewandowski ile Neymar sakat. Biri 2 ay, diğeri de 2 ay abi. İkisi de ne olmuş ya? Diz arkasında yırtık diyor Leva'ya. Neymar'a da kasıkta yırtık. Tamam, iyileşir bunlar. Ama kötü olmuş. Sporting ilk maçında olmayacak ikisi de. Allah'tan kolay rakip çıktı ya. Sporting maçı. Neymar'la Leva maçı kaçıracak. Ama yeneriz Sporting'i ya.
hani sorun olacağını sanmıyorum. Oh, karşı taraftan kırmızı kart da gördüler. Felix ve De Bruyne taşıyor bizi. Arkadaşlar Lewandowski'ye bakın ne kadar düşmüş ya. Saçma sapan bir şekilde düşüyor yani. 1-1 kaldık, tamam geçiyoruz. Bunlarla da nasıl 1-1 kalırsınız oğlum? İkinci eşleşmemiz Sevilla eşleşmesi. Çeyrek finalde onları geçmemiz lazım. Bence yine kolay bir rakip geldi ama bizi yeniyorlar. Kafayı yiyeceğim. 7 şut çekiyoruz, bu herifler bizi nasıl yeniyor ya? Aa! Burada elenirsek var ya kafayı sıyırırım. Abi benim burada büyük bir hatam var. Yani stoperde Rüdiger'imiz takımdan ayrılmış çünkü sözleşmelere bakmamıştık. Normalde bu konseptte tek sezonda bitiyor ya. Hiç onu dikkat etmemişim sözleşmelere. Neyse canımız sağ olsun. Rüdiger takımdan kaçtı. Hain Rüdiger. Hadi girelim şunları yenelim. Yeter finale kalalım, sinirleniyorum ha ya. Şöyle Neymar, Son, Lewandowski, işte bu. Son artık yarı finalimiz var. O turu da geçersek finaldeyiz. İlk sezon PSG var ya bizi elemişti. Onlarla eşleşmek istiyorum finalde. Umarım onlar gelir karşımıza. Şimdi Lyon geldi. Hep de kolay rakip çıkıyor abi. Lyon ilk maçı sıkıntıya girecek. Ruben Dias kırmızı kart görmüş. Allah kahretmesin, hızlı simüle et şunu. Yenilmeyelim. Yenilmeyelim, 2-2 kaldık, tamam. Bu arada iyi ki Zakaria'yı almışız. Yoksa sıkıntıya girecektik Rüdiger gittiğinde. Şimdi ikinci maç. Yenelim geçelim abi direkt. Hiç uğraşmayın ya. Arnold ve Neymar, olay budur. Finaldeyiz. Umarım Paris Saint Germain gelir. Bak şu an çok bilendim onlara. Nedense ekstra bilendim. Paris geliyor finalde karşımıza. Gayet güzel. Bu bir intikam hikayesi. Gel Paris gel. Sen bizi ilk sezon eledin öyle mi? Sen şimdi bakalım bu sezon kupayı alabilecek misin? Bu arada eğer finalde yenilirsek adamlar 2 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi kazanmış olacak. Baba biz niye ligde böyle olduk ya? Neden böyle oldu? Sürekli yenilgiler falan. Rüdiger kalsa daha farklı olacak mıydı acaba? Premier Lig'e bakalım. 3. bitiriyoruz. Tottenham şampiyon. Oyun bizimle dalga geçiyor. Emirates FA kupasını aldık. Karabağ kupasına bakalım, burada yokuz. Kim elemiş bizi Allah aşkına? Arsenal elemiş. Olabilir. Hani kötü bir takım elese laf edecektim. Şampiyonlar Ligi'nde Neymar Junior gol kralı. Asist krallığında Neymar Messi ile beraber birinci olmuş. Birkaç oyuncu daha var. Gol yenmeyen maçta bizim kalecimiz çok aşağılarda. Hemen bir Premier Lig'e bakalım. Orada ne yapmışız? Schmeichel birinci. Bizim De Bruyne'miz asist krallığında birinci olmuş. Gol krallığında da Petegna var. Felix'imiz dördüncü. Bu sezon Lewandowski'nin sakatlığı yüzünden performansımız biraz düşmüş olabilir. Neymar Junior 25'e 12, Felix 25'e 11. İnanılmaz performanslar. Huijsen bak toparlamış, 18'e 10. Lewandowski 16'ya 3. De Bruyne 14'e 16. Elanga 14'e 8. Takımımız genel olarak iyi. Bakalım finalde ne yapacağız abi? Paris Saint Germain'i yenmek istiyoruz tabii ki. Mbappe, Messi, Oyarzabal falan iyi bir takım. Zaten bizi geçen sezon son 16'da elemişlerdi. Başlayalım maçımıza. Abi şu atmosfer... Ah beni bitiriyor biliyor musun? Konuşamıyorum, dilim damağım tutuluyor. Hala videoya like ve yorum atmadıysanız tabii ki videoyu beğenmenizi bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz de daha fazla bu tarz içerik için abone olabilirsiniz. Çok hatırlattım biliyorum ama algoritmamız için, kanalımız için önemli. Şimdi maçımıza başlayacağız. Ufak bir hatırlatmanın ardından iki takımın da elediği takımlar geçtiği yol gözüküyor. Ve işte şimdi o müzik geliyor, hazır mısınız? Bak. Geliyor, gel. İşte bu ya. Çok da dinlemeyelim, telif yeriz. Maça şimdi Mbappe başladı. Mbappe'ye var ya, haddini bildireceğim oğlum. Haddini bilecek o Mbappe. Çok iyi. Lewandowski hocam faul var Leva'ya. Şimdi Neymar Junior'un önüne doğru bir top. Neymar Junior'a atmadın sen o topu. Kimpembe'ye attın. O çok kötü bir paso. Neymar Junior çekti. Neymar Junior. Neymar, ah be. Harika vurdu, olmadı. Şimdi korneri kullanıyoruz. De Bruyne içeride, vurur muyuz? Lewandowski vuramadı. Dönen top onlarda kalmasın. Tehlikeli. Harbiden tehlikeli. Orayı kapatalım. Hakimi. Faul de yapamıyorum abi. Uzun oynadılar Mbappe'ye doğru. Mbappe. Zakaria. Ne yaptın Zakaria? Koşun oğlum geri. Şimdi Mbappe ceza alanında. Zakaria bırakma onu. Zakaria önünde devrildi. Ah, tamam çok güzel. Zakaria'nın büyük hatasıydı. Şimdi Huijsen rakibinden sıyrılamıyor. Nuno Mendes bırakmadı. Mendes'e bak abi. Abi basın orada Arnold. Tamam abi. Tamam abi, sola doğru oyna şöyle, tamam. Tamam, harikayız. Harikayız. Çok iyi. Felix kaçıyor aradan. Felix'in önüne doğru güzel bir pas. Şimdi ceza alanı içinde kim var? Neymar. Neymar değil. Lewandowski aldı. Lewandowski burada olmadı. Huijsen lan. Sağdan Hakimi geliyor abi. Ya bu Paris Saint Germain nasıl oynuyor? Oğlum hayırdır, bak size var ya, iyice bileniyorum. Harbi bileniyorum yani ha. Hayır ya, Allah kahretsin ya. Böyle bir bal yok ama ya. Ya böyle bir bal yok ya. Bırak. Bırak, gerçekten bırak.
Gerçekten sinir bozucu bir gol yedik. Haddini ver, bunu ver, hesabını vereceksiniz Paris. Paris bunun hesabını ödeyeceksiniz. Geç oğlum şunları, geç. Geç Felix. Felix sen hep finalde bizim karşımızda olduğunda iyi oynuyordun. Şimdi bizde iyi oyna. Lewandowski güzel gittin. Lewandowski çektin. Lewandowski! Lewandowski! İşte bu. Oh be. Hemen cevap veriyoruz. Gol Lewandowski. 1-1 oldu durum. Durum 1-1 oldu işte bu. Felix'in pası. Lewandowski harika dribling yaptı orada. Çekti. Köşeyi gördü abi. Olay budur. Ne oldu Donnarumma? Ne oldu Mbappe? Öyle santra yaparsın işte. Basalım basalım. İlk yarı bitti abi. İlk yarı bitti. Biz daha iyi oynadık. Ama skor anlamında istediğimizi alamadık. Öyle bir sıkıntımız var. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Umarım kazanırız ya. Bunlara kaybetmek istemiyorum. Şimdi Messi yanımda. Messi'yi orada bir pazara yolladık. Her ne kadar Messi'ci de olsam Paris bu videoda benim düşmanım abi. Şimdi Felix gidiyor. Felix! Ah 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 geçiyordu orada. Haydi oğlum haydi. Korneri kullandık. Ceza alanı içinde Lewandowski! Kafayla koydu Lewandowski, işte bu. Golünü atıyor. Olay budur abicim. 2-1 oldu. Kornerden golü attık bak. De Bruyne'in ortası. Lewandowski zıplamadan vuruyor kafayı be. Geriye çekilerek şöyle vuruyor. Bak tam şöyle bak. Geliyor ya top. Böyle vuruyor. Harbiden helal olsun. Ne oldu Mbappe? Hızlı atakla geliyoruz. Vinicius Junior ceza alanına doğru girdi. Vinicius Junior ne yapacak? Vinicius Junior. Vinicius Junior geçti. Vinicius Junior. Heung-min Son 3 oldu. Heung-min Son. 3. gol fotoğrafını çekiyor. Fotoğrafını çekiyor Heung-min Son. İşte bu. Vinicius Junior çalımlarla gelmişti. Keşke onun vuruşu gol olsaydı. Ama olsun. Hocam hiçbir şey yok hocam. Yapma. Golü yedik. Mbappe'ye faul yapmıştık. 3-2 oldu. Sıkıntıya girdik biraz. Bak şurada faul yaptık. Ya Magna sen de sektirme ya. Sektirme abi. Adamın önüne sektiriyorsun sen de. Savunmaya devam edin. Ruben Diaz artık ver şu pası, lanet olsun ya. Ya uzaklaştıracaksın şöyle. Allah Allah. Yürü şimdi. Yürü Pedro Porro. Pedro Porro yürü. Pedro Porro kendi gitti. Pedro Porro gidiyor. Pedro Porro çok süratli. Pedro Porro verdi pasını. Lewandowski! Bitirdi maçı. Lewandowski 4 oldu. İşte bu. İşte bu oğlum. Bugün hat-trick yapıyor reis. Görüyorsunuz Pedro Porro ne biçim yardı orayı. Pasımızı verdik. Çok düzgün bir gol attık. Vinicius Junior. Tamam sakin. Neymar Junior. Ulan uzaktan bir golümüz yok mu? Neymar Junior. Maç bitti. Şampiyonlar Ligi bizim. Ne oldu Paris? Ne oldu oğlum? Biz buradayız. İşte bu. De Bruyne'in sevincini görüyorsunuz. Bağırıyor De Bruyne. Lewandowski'nin hat-trick'i. Son'un golü. Neymar'la Vinicius'un müthiş performansı sayesinde maçı kazandık. Ben videoyu bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi kupayı kaldıracağız. Hazır mısınız? Her overall'dan bir oyuncu alma takımımız şampiyon! Dostlar, bundan sonra nasıl konseptler yapalım? Yorumlara önerilerinizi bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi.